Arkadaşlar tekrar merhaba. Daha çok sizlere eğitim videoları falan yapıyorum ama bazen de böyle kendi araştırmalarımla bulduğum ilginç bilgileri paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Bugün de onlardan birini paylaşacağım. Peki size ne göstereceğim bugün? Özellikle son 4 Amerikan başkanının Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu vardı. Ve Amerika'da çok önemli bazı insanların da böyle kavuşumu var. Onlar kim? Daha sonra açıklayacağım. Şurada arkadaşlar Astro Sicti Famous People yazıyor. Buna tıklıyoruz. Önce şeyden gidelim. Donald Trump'tan. En son başkandan. Son dörde gidiyoruz arkadaşlar. Evet şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 10. evde hem de yani güçlü bir evde hem de güneş de var. Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşum var. Üstüne bir de Güneş eklenmiş. Yani orb olarak da Uranüs 17.53, Kuzey Ay Düğümü de 20.45. Yani bir 2-3 derece orbta kavuşmuşlar. Ondan bir öncekine bakıyoruz. Barack Evet, Obama'yı açıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Neden bu bilgi bana şey geldi? Ben bunu tesadüf keşfettim. Böyle bayağı bu hani haritaları analiz etme falan çok seviyorum. Böyle açıları araştırırken haritalarda hani Uranüs Kuzey Ay Düğümü kimler var diye abi baktım 4 tane Amerikan başkanı hani belirli aralıklarla sıralanmış. Açıkçası çok şaşırdım. Burada sizlerle paylaşmak istedim. Mesela Barack Obama'da da 7. evinde Kuzey Ay Düğümü ve Uranüs kavuşmuşlar. Orp olarak da bu da 2-3 derece orp aralığında. Yine bir öncekine geçiyoruz. George Bush. Şimdi ona bakıyoruz. Şu 1946 doğumlu olan. Evet, George Bush'ta da arkadaşlar 11. evde. Buradaki kavuşum daha da yakın. Yani aynı derece içerisinde kavuşum. Görüyorsunuz 11. evde sıra dışı. Evet, yani gerçekten ilginç. Ondan bir önceki de Clinton, Bill Clinton. Şurada Clinton yazıp direkt Bill Clinton'ı seçiyoruz. Evet, burada da görüyorsunuz arkadaşlar 9. evde. Yani birisinde 9, birisinde 10, birisinde 7, birisinde 11 çok sıra dışı. Ve Bill Clinton'ın da Uranüs'le Kuzey Ay Düğümü arasında bir 4 derece ort var. 21'i. Uranüs 21 derecede, Kuzey Ay Düğümü de 17 derecede. Bir de arkadaşlar, ben size şeyi göstermek istiyorum. Amerika'daki diğer güçlü aileler işte, mesela Henry Kissinger. Onda da bir şey dikkatimi çekti. Yani tabii bu Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü. Burada şeyler çok önemli arkadaşlar. Bu Güney Ay Düğümü de olabilir. Bu bir bağlantıyı gösteriyor. Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü. Özellikle Satürn ötesi gezegenlerle temas ettiğinde çok sıra dışı anlamlar olur. Ben Uranüs'ü böyle çok sıra dışı görüyorum o konuda. Burada bakın Henry Kissinger Amerika'da gerçekten hani Dışişleri Bakanlığı yapmış işte devlette birçok üst kademede Amerika'nın beyin adamlarından birisi kısaca öyle söyleyeyim. Uranüs'ü 17-15 Kuzey Ay Düğümü de 16-30 yani 1 derecelik orbit içerisinde. Yine siz arkadaşlar Amerika'nın en büyük ailesi yani Rockefeller'dan İki kişiyi göstereceğim. İki tane. Birisi Rockefeller, ilk Rockefeller'lardan, ilk kurucu John D. Rockefeller Senior. Bakın arkadaşlar, balık burcunda yani burada hani Placidius'ta 12. evde Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu var. Yine orp olarak da birbirlerine yakın sayılar işte Kuzey Ay Düğümü 18, 19 derecede, Uranüs de 16 derecede yani 2 derecelik bir orp içerisinde. Diğeri de arkadaşlar yine 3-4 sene önce vefat eden Rockefeller. Yine o da David Rockefeller. O da çok ilginç. İsim de aynı. John David Rockefeller. Bu da David Rockefeller. Evet. Bunda da kovada Kuzey Ay Düğümü'yle. Burada ort biraz daha fazla. Hani 20 derece Kuzey Ay Düğümü. Uranüs 15 derece. Gerçekten ilginç. Yani hem de kova burcunda kavuşmuş. Bizde de bir kişi var arkadaşlar. Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ve Uranüs kavuşumu. O da Recep Tayyip Erdoğan. Onun arkasında da arkadaşlar 7. evine gelmiş. Uranüs Güney Ay Düğümü kavuşumu. Aynı Henry Kissinger gibi. Bazılarında Kuzey Ay Düğümü kavuşumu oluyor.
Bu tabii Amerika ile ilgisi yok ama bana şey çok ilginç geldi. Yani son 4 Amerikan başkanında işte Uranüs Kuzey Ay Düğümü var. Henry Kissinger'da Uranüs Güney Ay Düğümü kavuşumu var. İşte David Rockefeller ilk Rockefeller kurucusu ve daha sonra 3-4 sene önce vefat eden Rockefeller'ın yani çok uzun süre bu ailenin bir nevi liderliğini yürütmüş David Rockefeller'ın Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumları bana çok ilginç geldi. Sadece böyle değişik bir bilgiyi paylaşmak istedim sizlerle. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.